Yeni bir videodan herkese tekrardan selamun aleyküm. Bugünkü videomuzda da yine gündemdeki gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğim. Kıymetli dostlar, videomuza geçmeden lütfen destekleriniz oldukça önemli. Beğeni ve yorumlarınızı eksik etmezseniz gerçekten çok ama çok mutlu oluruz diyerekten hemen bugünkü haberlerimize geçeceğim, ama onun da öncesinde kısa ama önemli bir bilgiyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Geçtiğimiz günlerde haberini zaten sizlere vermiştim. Bayraktar TB2 belgeselimizin artık böyle son rütuşları kaldı. Sizler için çok güzel bir belgesel hazırladım. Merak etmeyin, gerçekten de değecek yani izlediğinizi. Tarihte 23 Şubat Cuma günü. İnşallah Allah izin verirse 23 Şubat Cuma günü konu belli Bayraktar TB2 özel belgeseli sizlerin karşısında olacak. Akşam saatlerinde yayınlamayı planlıyorum. Yine o belgeselde de desteklerinizi esirgemezseniz çok mutlu olurum diyorum ve bugünkü ilk konu başlığımıza geldiğimizde, dün özellikle Türk Deniz Kuvvetleri için çok özel bir gündü. Milli uçak gemimizin konsept tasarım görüntüleri paylaşıldı. Ama öyle bir paylaşıldı ki tüm ekip cümbür cemaat Türk Deniz Kuvvetleri'ndeydi dün. Ekipten kastım Savunma Sanayi Başkanımız Sayın Haluk Görgün, Selçuk Bayraktar, devamında Ercümen Tatlıoğlu Deniz Kuvvetleri Komutanımız ve beraberinde Aselsan, işte Roketsan Genel Müdürleri, herkes vardı kısacası. Ve ayrıca küçük de bir detay vardı adaşımla alakalı. Karşımıza bir gelsin bugünkü haberlerimiz isterseniz. Son Savunma Sanayi İcra Komitesi toplantısında alınan karara binaen Türk Savunma Sanayi ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yerli uçak gemisine yönelik çalışmalara başlandı. Uçak gemisinin tasarımı Deniz Kuvvetleri'ne bağlı Design Proje Ofisi tarafından yapılıyor. Bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor Haluk Görgün ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercümen Tatlıoğlu öncülüğündeki heyet Design Proje Ofisi'ni ziyaret etti. Edinilen bilgiye göre yerli uçak gemisi 285 metre tam boya, 68 metre genişliğe, 60 bin ton deplasmana, 25 knot hıza, Jogak tahrik sistemine, Stobar uçak kalkış iniş sistemine ve 10,1 metre su çekimine sahip olacak şekilde tasarlanıyor. Ziyarete ilişkin fotoğraflardan da anlayacağımız üzere elhamdülillah bizim ekipte yüzler gülüyor. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın talepleri doğrultusunda Türkiye ilk uçak gemisinin çalışmalarına başladı demiştim. Şimdi kıymetli dostlar, özellikle son bir çekilen fotoğraf vardı, sizlere paylaştım. Ercüment Tatlıoğlu ortada, Haluk Görgün hemen onun sol tarafında da Sayın Selçuk Bayraktar. O fotoğrafın hemen böyle sol alt köşesinde Ercüment Bey'in böyle diz kapaklarının olduğu bölgeye bir zoom attığımızda karşımıza ne çıksa beğenirsiniz. Milli uçak gemimizin üzerinde bulunan milli muharip uçağımız Kaan. Evet, bu detay oldukça dikkat çekiciydi. Sosyal medyada oldukça konuşuldu. Şimdi diyebilirsiniz Türk Deniz Kuvvetleri işte Design Proje Müdürlüğü tarafından yönetilecek Türkiye'nin ilk milli uçak gemisi diye. Kaan, bu Design Proje Ofisi nedir diyebilirsiniz. Kıymetli dostlar, TCG İstanbul. TCG İstanbul'umuzu baştan sona yaratan ekip Design Proje Ofisi. Yani aslında oldukça deneyimliler. Hiç böyle içinizden acaba bizim işte kendi mühendislerimiz milli uçak gemimizi yapabilir mi falan filan düşüncesi geçmesin. Zaten Sayın Selçuk Bayraktar Gerald Ford'u ziyaret etmişti Akdeniz'i, hatırlarsanız geçtiğimiz yaz ayında. O da artık orayı ziyaret etti ya, kafada bir şeyler kurmuştur yani. Sonuçta zeki adam. O da illaki Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'yla sıkı fıkı bir çalışma içine girecektir diyorum. Ve son olarak da bitirmeden, Milli Muharip Uçağım Adaş'ın ilk uçuşuna dair de 18 Mart tarihi, 18 Mart 2024 tarihi kulislerde konuşulmakta. Çanakkale Zaferi'nde Milli Muharip Uçağımız İlk kez ayaklarını yerden kesebilir. Merakla ben de takipte olacağım. Artık gel be vicdansız diyoruz ve devamında bugünkü ikinci konu başlığımıza geldiğimizde, kıymetli dostlar, bileceğiniz üzere Ukrayna-Rusya savaşı devam etmekte. Devam ediyor etmesine savaşta. Artık gün geçtikçe de özellikle de Batı ve ABD'nin Ukrayna'ya vermiş olduğu yardımlardaki eksiklikler bizzat sahada yansımaya başladı. Mesela son olarak da kıymetli dostlar, Avrupa Birliği işte Ukrayna'ya yardım için geçtiğimiz günlerde toplanmıştı. Toplantının konusu Ukrayna'ya yapılacak olan savunma sanayi silah yardımıydı kısacası. Fakat kıymetli dostlar, Yunan medyasından Pentapostagma'nın öyle bir haberi vardı ki detaylar bir karşımıza gelsin. Yunan medyasından Pentapostagma son yapmış olduğu haberinde Ukrayna'nın ihtiyaçları için Avrupa Birliği'nden Bayraktar tedariğine Yunanistan, Kıbrıs ve Fransa tarafından abluka diye bir başlık atmıştı.
Haberin detaylarına indiğimizde Katemerini gazetesinin haberine göre Yunanistan, Kıbrıs ve Fransa Ukrayna'nın ihtiyaçları için Avrupa fonlarıyla satın alınacak Türk Bayraktar insan savaş araçları ve top mermilerinin tedariğine yönelik finansmana blok koydu. Kaynaklar Fransa'nın kendi silah sistemleriyle rekabet eden silah sistemlerine pencere açmak isteyeceğini ancak Yunanistan'ın da vergi mükelleflerinin paralarının Türk savunma sanayisine gitmesini istemediğini söyledi. Üç ülke Avrupa Birliği siyasi ve güvenlik toplantısını veto etti diye bu şekilde haberini sonlandırmışlardı. Şunu da belirteyim. Avrupa Birliği'nin Mart ayına kadar Ukrayna'ya 155 milimetrelik 1 milyon adet top gönderme hedefi var. Yani şunu sormak istiyorum. Hadi topu bir şekilde gönderdiniz, ürettiniz. Yani Avrupa'nın hiçbir sanayi firması 1 milyon adet 155'lik topu hiçbir şekilde Ukrayna'ya sağlayacak vaziyette çalışamaz. Hadi verdiler diyelim. Kıymetli dostlar, Bayraktar TB2'ler sırf böyle Ukrayna, yani savaşı belki Bayraktar TB2'lerle kazanacak olsa bile göreceğiniz üzere başta Fransızlar, Yunanlılar, Güney Kıbrıs saymıyorum zaten. Ya işte para Türkiye'ye gitmesin, Avrupa Birliği'nin fonları da yeter ki Ukrayna sahada kaybetsin gibi bir şey olmuş bu. Ben mi yanlış anladım? Şimdi tabii Ukrayna sahada kaybetsin dedim ya. Avrupa Birliği, Batı Ukrayna'ya yardımı verdik vermedik veyahut da Türklere para verdik vermedik, Türklere para kazandırmayalım diye düşüne dursun, Ruslar sahada ilerlemeye devam ediyor. İsterseniz Ukrayna sahasından dikkat çekici bilgiler elimize ulaştı. Karşımıza bir gelsin. 5 aylık Avdiivka muhaberesi dün son buldu. Avdiivka şehri için 5 aydır yaklaşık Rus ve Ukraynalı güçler birbiriyle gerçekten çok şiddetli çatışmalar içerisindeydi. Yeni Ukrayna başkomutanı Serski, şehirde kalan bütün Ukrayna birliklerine şehri terk ederek daha avantajlı pozisyonlara geçme emri verdiğini açıkladı. 5 ay süren savaşı Rus ordusu yaklaşık 700 zırhlı araç kaybederek kazanmış oldu. Tabi dedim Avdiivka Rus güçlerinin kontrolüne geçti diye ama gerçekten Rus güçler öyle bir operasyon yapmışlar ki hani sosyal medyada yer yerinden oynadı. Avdiivka muhaberesinin bu gece itibariyle sonlanmasında en büyük başarı kanalizasyon borusundan Tars Orto'ya sızan Rus birliğinin olmuş. 4 aydır düşmeyen şehir bu operasyon sonrası 25 günde düştü. Dünya tarihine geçecek bir operasyondu. Hatta sosyal medyada Putin'in buradaki askerlere kesinlikle madalya vereceği de konuşulmaktaydı. Şaka değil kıymetli dostlar, şehre sızmak için görmüş olduğunuz Rus askerler kanalizasyonun içerisine girerekten 25 gün boyunca buradan şehri kuşatma altına almışlar. Gerçekten de efsanevi bir operasyondu. Dedim mi hani Ukraynalılar batıdan silah dilene dursun, Ruslar silah kendileri ürettiklerinden dolayı tamamıyla cephede ilerlemeye odaklanmış durumdalar. Bırakalım Türkiye kazanmasın diye Ukrayna kaybetsin. Avrupa Birliği'nin kafa yapısı bu şu an. Bizi ilgilendiren bir şey var mı? Biz işin parasındayız. 155 milimetrelik 1 milyon topu ben Mart ayına kadar nasıl üretip de Ukrayna'ya verecekler, ben gerçekten şaştım. Adamların kendi ordusu şu an kalmamış vaziyette. Ne İngiltere'de ne veyahut da işte Avrupa ülkelerinin çoğunda. Yani şu an gerçekten de işler acısı bir vaziyet içindeler. Kendi savunma sanayileri sanki kendilerine yetiyormuş gibi Ukrayna'ya bir de 1 milyon adet top sözü vermişlerdi. Türk savunma sanayisine 5 kuruş bile kazandırmamak için. Mesela Avdiivka şehri düştü. Bu sadece örneklerden bir tanesiydi. Durum bakın önümüzdeki günlerde Ukrayna'nın elindeki silah iyice bittikten sonra neler yaşanacak, neler. Belki Ruslar Kiev'e kadar gelecekler. Gelişmeleri sizler için takip olacağım diyorum ve bugünkü 3. konu başlığımıza geldiğimizde sosyal medya haberlerimize gelmiş oluyoruz. Yine sizler için birbirinden önemli, birbirinden dikkat çekici gelişmeleri bir güzel derledim. Detaylar bir karşımıza gelsin. Bugün sosyal medyada neler yaşandı hep birlikte öğrenelim. Bugünkü sosyal medya haberlerimizde hazır Rusya-Ukrayna gerilimine devam ettik ya. Kıymetli dostlar, Ukrayna savaş sahasında oldukça hareketli günler yaşanırken Rusya'nın içerisinde de çok hareketli günler yaşanıyor. Kısacası Putin'e muhalifseniz yaşamıyorsunuz. Haberimizin başlığı bu olsun. Geçtiğimiz günlerde Rus muhalif Alexei Navalny ölmüştü. Bileceğiniz üzere ölümü konusunda çeşitli işte iddialar ortaya atıldı ama bana soracak olursanız Putin öldürdü. Çünkü Putin'in en büyük rakiplerinden bir tanesiydi kendisi. Tabi yaşanan bu gelişme sonrasında özellikle de Kremlin makamlarından olsun veyahut da Rus Devlet Komitesi'nden gerçekten de komik açıklamalar geldi. Mesela onlardan bir tanesi Rus Devlet Duması Başkanı Volodin. Volodin dedi ki Navalny'nin ölümünden Washington ve Brüksel sorumlu. Araştırmalarımız devam ediyor demişti. Rusya Dışişleri Federasyon Konseyi Komitesi Başkan Yardımcısı Jabarov. Jabarov da Batı Navalny'nin ölümünden çıkar elde etmeye çalışacak. Belki kan pıhtılaşması veya başka bir hastalıktan öldü. Hepimizin her an başına gelebilir. Ölüm kaderdir. Sessiz olup fazla abartmamak lazım diye Jabarov bir açıklama yapmıştı. Son olarak da Zaharova, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü. O da dedi ki, Batı Navalny'nin ölümüyle ilgili hemen açıklamalar yaparak kendini ifşa etti. Ölüm nedenine dair
soruşturma bitmedi ama Batı şimdiden her şeyi biliyor diye. Zaharova o da yine aynı şekilde Navalny'nin ölümünden Batı'yı suçlamıştı. Hatırlayacağınız üzere özellikle de hem Milli İstihbarat Teşkilatı hem de Hakan Fidan nezdinde Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Barzani olsun veyahut da tüm heyete açık açık uyarılar yapılmıştı. PKK'nın özellikle de bölgede aktif bulunmasından Türkiye'nin rahatsızlığı dile getirilmişti. Irak Kürt Bölgesel Yönetim Başkanı Barzani dün bir açıklama yaptı. Dedi ki Barzani, PKK büyük bir baş ağrısı. PKK'nın ülkemizin topraklarını Türkiye'ye karşı kullanmasını reddediyorum. PKK komşu ülkeler için tehdit kaynağı diye Barzani bir açıklama yapmıştı. Bugünkü sosyal medya haberlerimizin son kısmında hep birlikte bir İran'a gideceğiz. İran medyasının haberine göre İran Türkiye üretimi Astevo kamyona yeni geliştirmiş olduğu alçak irtifa hava savunma sistemini entegre etmiş. Evet, yanlış duymadınız. İranlıların üzerine hava savunma sistemi koymuş olduğu kamyon Türkiye üretimi Astevo'ydu. Ne derseniz kıymetli dostlar, Astevo acaba Orta Doğu'da Toyota'ya rakip olabilir mi? Gerçekten de şaşırtıcı bir haberdi. Eğer kanalımıza ilk defa gelmekteyseniz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Videomuzu gerçekten beğenmişseniz aşağıda bulunan beğen butonuna basarsanız bizleri oldukça mutlu edersiniz. O zaman ne diyelim? Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Her şey istediğiniz gibi olsun. Sağlıcakla.